Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel bluzumuzu çalışacağız. Bluzumuzu rengarenk iplerimizle ikişer sıra örerek çalıştık. Yaka kısmından başladık. Artışlarımızı şu kısımlardan yaparak robamızı büyüttük ve daha sonra kolumuzu ayırdıktan sonra gövdemizi yeterli ölçü olana kadar ördük. Son olarak ise etek uçlarına fırfırımızı ve yine son olarak kollarımıza fırfırlarımızı ördük ve kollarımızı kısa kol olarak ördük. Gövdede kullandığımız renklerle de birazcık şöyle uzattık kolumuzu kısa kollu bir çalışma haline getirdik ön ve arka aynı şekilde bakınız. Tüm ördüğümüz için yani bütün olarak çalıştığımız için ön ve arkamız aynı dilediğiniz e, yeri ön arka olarak kullanabilirsiniz. Evet, bu güzel çalışmamıza hemen kolay gelsin diyerek başlayalım. Kolay gelsin. Yaka kısmımızı örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve yuvalarımızı kurmaya başlayalım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincir yuvasına giriyorum. 1 ve 2 defa da çekiyorum. Bu birinci kutucuğumuz oldu. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle ikisinin katına hem trabzanımızın hem zincirin katına giriyorum. İpimi alıyorum. 1 ve 2. 2 tane oldu kutumuz. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine Bakınız hem trabzanımıza hem de zincirimizin bulunduğu yere girerek örüyorum. 3 tane kutu. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Burada öreceğimiz yaş grubuna göre bu kutularımızı örüyoruz. Kendimize de örersek de küçüklere de örersek ne kadar büyüklükte istiyorsak ona göre yani kaç yaş grubu istiyorsak büyüdükçe buradaki kutucuğumuzun sayısının artması gerekiyor. Onun için de öncesinde ölçümüzü alalım kutu sayımızı belirleyelim ve örelim. Şimdi ben beşer beşer kutu ön ve arkamız için ayarlamak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kutu önümüz ve arkamız için olsun. 6 ön, 6 arka olsun. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutu arkam ve önüm için ayarlayacağım. Bu önümüz olsun. Bir tane de ara ayrım yeri için ördüm. Burası bir önümüz ya da arkamız olarak ayarladık. Şimdi kolumuz içinde yine 6 tane kutumu örüyorum. 1, 2, 3 saya, saya kuralım. 1, 2, 3. Tabi hepsini ördükten sonra da bölümlerimizi ayırabilirsiniz. 1, 2, 3, 1 2 3 biraz büyültelim yuvalarımı hazırlayıp geldim 2 4 6 tane yuva önümüz için bir tane ara boşluğu daha küçük isterseniz 5 tane de yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5. 5 tane önümüz için bir araboşu yapabilirsiniz ama ben 2 4 6 tane önümüz, 1 tane araboşlu. Önümüz ve arkamızın aynı sayıda olması gerekmekte. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Bunu arkamız için sayalım. Burada sadece kutularımızı sayıyoruz. Sıralamamız bu yönde olmayacak tabii ki. Bir tane yeni artışımız olacak. Kollarımızda ise beşer kutu örelim. 1 2 3 4 5 bir tane artış yerimiz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 bir tane de ayrım yerimiz. Beşer beşer kollarımızı altışar altışar da önümüz ve arkamızın için kutucuklarımızı ayarladık. Ve her bir bölüm arası da yani 4 tane de geçiş yeri ayrım yeri olarak ayarladık kutularımız. Yani burada toplamda 6, 6, 12, 5, 5, 10, 22, 4 tane de üzerine artış yeri koyduğumuz zaman 26 tane kutucuğumuz var şu an elimizde. Şu şekilde bir kısmı bakınız tırtıklı gibi bir sıra zincirdi bir sırası ise trabzandı. Şöyle düzelttikten sonra elimizle bunu birleştireceğiz. Birleştirip bir bütün halinde öreceğiz. Şöyle düzeltelim yönü düzgün olsun. Bakın zincir sırasıyla şöyle tırtıklı duran trabzan sıramız aynı olsun. Gerekirse şöyle biraz asılarak düzelmesini sağlayalım ki örerken bükülmesin. Şu şekilde düzelttim. Yönler aynı oldu hepsi. Ve ipimi şöyle alıyorum ilmeğimi. Başlangıç yerime gelerek batıyorum. Şu kısma bakınız gelip battım. Buradan bağlandım. Yönümüz düzgün oldu bakınız hiçbir şekilde bükülme yok. lütfen buna dikkat edelim ki örerken zorluk çekmeyelim sonrasında ilk yuva içerisine geçişimi yapıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekip tığımın başını dolayarak iki tane trabzan örüyorum zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oluyor ve devam ediyorum. Diğerine 3 tane trabzan da diğerine örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzan kutunun içerisine üçer 3'er trabzanlarımı örüyorum. Yakadan başladık bakınız. Çok rahat olacak. Yönü düzeltirseniz sevgili arkadaşlarım o kadar rahat edeceksiniz ki yönü düzeltip yapın. üçer üçer trabzanlarımı örüyorum. Toplamda 7 grubu üçerli örelim. Diğerine de geçtim. 7 grup örelim. İlkini köşe olarak sayacağız. İkinci pembe köşenin ikinci grubunu bitişte yapacağız. Burası köşemiz olacak. İkincisini daha sonra yapacağız. Bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha öreceğiz. Burası köşemize ait olduğu için. Evet. Bir grup daha ördüm. Şimdi tekrar hatırlatalım. Burası köşemizin ikinci grubu. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önümüz olsun. 6 grup önümüzü ördüm. Hemen sıradaki gruba köşemizi örüyorum. Köşemizde 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan olacak. 3 trabzanı ördüm 1 2 3 tane zincirimi çektim yine aynı gruba 3 tane trabzanımı da örüyorum 1 2 ve 3 Evet ilk köşemizi tamam bütün olarak tamamladık burası yarım kalmıştı tekrar sayalım burası köşemizde 1 2 3 4 5 6 tane önümüzü ördüm bir köşemi ördüm şimdi sıra kolumuzda kolumuz için 5 grup örmemiz gerekmekteydi 5 tane grubumuzu örüyorum yine araya zincir çekmeden dikkat ettiyseniz hiçbirinin arasına zincir çekmedim sadece köşemize 3 zincir çektik 3 trabzan zincir çekmeden 3 trabzan 5 tane grubumuzu her bir kutu içerisine örüyoruz 1 2 ve 3 ilerlemekteyim bu dilimiz çok güzel ve çok kolay hem kalan iplerimizi değerlendirebiliriz bu şekilde Evimize yapıp e, koyabiliriz, misafirlerimize hediye edebiliriz ya da uygun günlerde, özel günlerinde sevdiklerimize götürebiliriz. Evet, köşemizden sonra kolumuzu 5 tane örecektik. Birinci grubumuz, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci grubumuzu da ördüm. Beşinci gruptan sonra hemen yine köşe yapıyorum. Burası kolumuzdan arkamıza geçiş köşesi olacak. 3 tane trabzanımı ördüm bu noktada ve üzerine 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şuradaki çalıştığımız gibi 3 tırabzan 3 zincir yine aynı yuvaya 3 tane tırabzan. Her bir köşemiz bu şekilde olacak. Aynı yere tekrar 3 tane tırabzanımı da örüyorum ve kolumun ilkini örmüş oldum. Şimdi 5 grubu kolumuzu örmüştük köşemizi ördük arkaya geçiyoruz arkamıza ise 6 tane trabzan grubunu örüyoruz. Hemen başlıyorum birinci grubumu örüyorum. Toplamda 6 grup arasına zincir çekmeden örelim ikinci grubumuz çok severek öreceğinize inanıyorum. Her rengimizi ikişer sıra öreceğiz. Kısa kollu, uzun kollu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Boyutu da yine kısa olabilir, crop tarzı, daha uzun olabilir. Tamamen ayarlaması da çok çok kolay bir çalışma bu çalışmamız çok şık durmakta köşe daha sonra arkamızda 1 2 3 4 5 tane olmuş bir grup daha örmemiz gerekmekte 6 grubumu örüyorum önlerimiz arkamız eşit kollarımız eşit olacaktı 1 2 3 tane zincirimi çektim yine buraya köşemi örüyorum 1 2 3 4 5 Pardon Burası köşe değil zaten. Şöyle e, şüphelenmiştim, yanlış mı yaptım diye. Köşemden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm. Hemen bir sonraki kutuyu köşe olarak örüyorum. Sıradakine giriyorum. 3 trabzan. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Tekrar aynı yuvaya 3 tane trabzanım örüyorum ve arkadan da. Diğer koluma geçiyorum. Diğer kolumuzu ise 5 tane öreceğiz. Şöyle görelim. Bakınız hepsini ördüm. 6 burada, 5 burada. 6 tam karşılıklı oldu. Buraya da 5 tane grubumuzu öreceğiz. Hemen başlıyorum. Birinci grubumu örüyorum. Diğer grupları da örelim. Köşemden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane kolum için olan bölümümü ördüm. Tam karşısında da yine 5'li grubumuz vardı. 6'lar karşılıklı, 5'ler karşılıklı. Şimdi ilk başlangıçta buranın köşenin ilki olduğunu söylemiştik. Yarım başlamıştık. Şimdi bir üçlü grup daha örerek burada köşemizi tamamlayacağız. Tığımın başını doluyorum. Aynı yuvaya girerek batıyorum. 1 2 ve 3. Evet. Başlangıç ve bitişte köşemizi de ayarladık. Şöyle görülmekte bakınız. Şuradaki kalan ipimizi de hemen e, buradan gizleyip keselim kötü görünmesin. Şimdi e, şöyle bakalım. İkinci sıramız için geçişimizi yapacağız. Geçişimizi ise iz bırakmadan yapmak için zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum ve Birinci zincire bakın 3 zincir çekmiştik. Tepe noktasına gelerek batıyorum. İpimi alıyorum. 1 ve 2. Trabzan olarak örüyorum ve ikinci sıramı bu şekilde başlatıyorum. 3 tane zincirimi bu noktada çekiyorum. 1 2 3. Hemen yanına 2 tane trabzanımı örüyorum ve grubumuzun ikinci grubumuzun yine artış yerini ilk bölümü şuradaki gibi olacak. Araya zincir çekmeden hemen bu bölüme gelerek batıyorum. Bu bölümler bizim artışlarımızın olduğu bölümler. Yani kendiliğinden olan artışlar. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Bakınız köşemi ördüm. Yanına battım. Zincir çekmeden bir sonraki üçlü grubun yanına giriyorum. Ve üç trabzanımı da bu noktaya örüyorum. 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 tekrar doluyorum köşeye kadar üçerli gruplarımı sırası ile örerek ilerliyorum şimdi şuraya öreceğim buraya öreceğim bakın hepsinin aralarında mesafeleri var zaten buraya kadar örelim artış yerimizin yanına kadar ördük. Bakınız her sıramızda bir tane trabzan grubumuz artacak. Şurası köşeydi. Köşeyi saymıyoruz. Burası altılıydı. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Bir üst sırada 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Her sıramızda bir trabzan grubumuz artacak. Köşeme geldim. Tığımın başını doluyorum. Hemen köşeyi yine çift örüyorum. Burası roba kısmımız bitene kadar 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan olarak ilerleyecek 3 zincirimi çektim aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum ve sonrasında tığımın başını doluyorum hemen bakın köşemizin yanındaki grubun içerisine giriyorum 3 tane trabzanımı bu noktaya da örüyorum gruplar arası geçişlerin hepsine üçer üçer örerek ilerliyorum 1 2 3 bakın şuradaki köşemize kadar örerek gelelim Burası kolumuzdu. Aşağıki sırada bakınız bir köşeden bir köşeye 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan grubu vardı. Üstteki sırada ise bir köşeden köşeye 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani bir sıra yani bir grup artmakta. Yine köşemize geldik. Zincirimizi çekmeden 3 trabzanımızı 3 tane zincirimizi şöyle ipimi yarımlamadan düzeltiyorum. 1, 2, 3 zincirimi tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum buraya kadar ördüğüm şekliyle sona kadar ilerliyorum şöyle görelim bakınız buraya kadar gelelim geçişi yine birlikte çalışalım şimdi bakınız ikinci sıramızın sonuna geldik ön ve arkamız karşılıklı kollar karşılıklı bir trabzan fark etmekte bakınız daralmakta şimdi son köşemizi yapıp geçişimizi de yapıp bitiriyoruz tığımın başını doluyorum Grubumu 3 trabzan olarak örüyorum. İkincisini ördüm. Üçüncüsünü ördüm. Başını doluyorum. 3 zincirimin bulunduğu noktaya gelip batıyorum. 1 ve 2 de alıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Yeni rengime başlayacağım. Yeni rengimize de illa ipimizi kestiğimiz yerden başlamamız şart, başlamamız şart değil. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şöyle bordo rengimi kullanıyorum. Şu köşemden başlıyorum. İlk başlama köşelerimiz hep tekli olsun ki ikinci sıraya da aynı renkle geçeceğimiz için rahat geçelim. Düğümümle birlikte üzerine iki zincir çektim. Toplamda üç tane zincire saydım. Battığımla birlikte 3 oldu. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Burası köşemiz. İpimi yine sol tarafa yatırıp aradan geçiriyorum. Tığımın başını doluyorum aralara girerek diğer köşeme kadar üçer trabzan arasında zincir olmadan örüyorum. Her bir ara bölüme bakınız şu bölümlerimize üçer trabzan üçer trabzan köşeye kadar örelim. Köşemizi de yine birlikte çalışalım. Köşeme varana kadar ördüm. Bakın Şurası köşemizi saymıyorum burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Her sırada birer tane arttı. Burası kolumuz olduğu için 5, 6, 7 oldu. Köşemi ördüm. Yine geçişimi yapıyorum. Başlangıç yerimize kadar bütün köşelerimizi ve ara trabzanlarımızı Üçer üçer örerek gelelim Şuradaki zincirimiz bildiğiniz gibi yine 3 bu köşemizin geçişinde yeniden bir defa daha hatırlatma için birlikte olalım daha sonra istediğimiz renklerle e, robamız tamamlanana kadar öreriz sıramı sonuna kadar örerek geldim bakın ikinci rengimizle birlikte gayet güzel oldu renk kendisini gösterdi başlangıç yerimin yanına hemen ikincisinde yaptım yani birinci ve sonuncu aynı kutunun içerisinde yerleşti Geçişimiz için ise tığımı başını doluyorum. Zincirimin tepesine batıyorum. 1 ve 2 trabzanımı çektikten sonra 3 tane zincir çekip yine başlangıçta olduğu gibi birinci köşemin grubunu örüyorum. Ve diğerlerinin hepsini aynı şekilde örüp sonunda örüp yani bütün hep köşeleri bitirdikten sonra son grubumuzda örüp biraz önce yaptığımız işlemi tekrar edip iki sıra sonra rengimizi değiştiriyoruz araya zincir çekmiyorum ve devam ediyorum bu şekilde geçişimizi yaptığımız gibi yapalım biraz renklerimizi de değiştirelim robamızı da büyütelim sonrasında yeniden birlikte olalım renklerimizi değiştirerek ve her bir rengimizden ikişer sıra örerek büyüttüm şöyle bakalım bakınız köşelerimizin yanlarından birer artışlarımızı yaptık Bordomuzu, yeşilimizi, gül kurusu ve lilamızı ördük. Lilamızın birinci sırasını ördük. İkinci sırasında artık kol kısmımızı büküp gövdelerimizi ayrıyetten örmeye devam edelim. Şurası 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burası kolumuzun olduğu bölüm. Burayı bükerek kolumuzu ayırıp gövdemizi örmeye başlayacağız. Köşemdeyim. Yine aynı şekilde köşemizi örelim. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanıma batıyorum buraya bir tane trabzanımı örüyorum. Ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Burayı mutlaka yapın yoksa denk gelmez. 3 tırabzanı ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincirimizi çekelim. Çektiğimiz 6 zinciri kolumuzu büküp şu şekilde diğer çiftli ördüğümüz grubun bulunduğu noktaya gelerek 3 tane trabzanımızı örelim. 1 2 3 Ama buranın tek püf noktası şuradaki 3 tane trabzan grubumuzu örüp 6 tane zincirimizi buraya şuradaki trabzanlarımızı örmeyi unutmayalım. Şimdi birinci kolumuzu Birleştirdik. Şimdi buradan dümdüz bütün gruplarımızı örerek gelelim. Diğer grubumuzun olduğu yerde yani diğer kolumuzu birleştireceğimiz yerde yeniden birlikte olalım. Zincirimizden sonra bu kısmımızı örerek geldim. Zincirimizi şöyle görelim. 3 trabzanımız var başında. Zincirimiz ve bölümümüzü ördük. Şimdi en son bakınız çiftli grubumuzun içerisine 3 tane trabzan ördüm. 6 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 kolumu büküyorum. Yine çiftli grubun bulunduğu noktaya gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve diğer yönümü de yine sıralarına uygun olarak hiç farklı işlem yapmadan 3'er 3'er trabzanlarımızı örerek sona kadar geliyoruz. Burada önemli olan 6 trabzanımız ve köşelerimizdeki gruplarımızın olması. Aralardan sonra mutlaka şuradaki çiftli grubumuza bir tane üçlü grubumuz. Bakın diğer tarafta da aynı. Başlangıçta da aynı şekilde başladık ki eğer burayı yapmazsak karşıya geçiş yapamayız. Mutlaka bunu da unutmuyoruz. Sona kadar ilerleyelim. Sıramızı sonuna kadar örerek geldim. Şöyle bakalım. Şuradan başlamıştım. Ördüm. Kol altındaki ikinci zinciri çektim. Tekrar bu noktayı da ördüm. Şimdi en son bitişimizi yapmak için hazırız artık. Başlangıçtaki çektiğim, bakınız ilk zincirin tepesine giriyorum grubumuzun içerisinin ilkine, aradan geçiriyorum ilmeğimi, bir zincirimi de çektikten sonra bu noktada ipimizi kesiyorum ve yeni rengime başlamak için hazırım. Sarı rengimi almak istiyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Kol altından başlayalım, şu taraftan başlayalım ile aynı yerden başlamamız şart değil hemen şuradan bakın kol altının bir tanesini aldım ipimi kopardım yer diğer tarafta son trabzanımın tepesine batıyorum zincirime gelen yerdeki 1 2 3 3 tane zincirimi çektim aynı yere giriyorum bir trabzan aynı yere giriyorum bir tane trabzan. Bakın üçüncü trabzan üzerine üç tane trabzan örüp bir grup oluşturdum. Şimdi bir, iki, ikinci zincirin içerisine giriyorum. Bir, aynı yere iki, aynı yere üç, üç tane trabzanımı buraya ördüm. İkinci grubum oldu. Tığımın başında oluyorum. Bir, iki, şöyle biraz geliyorum. Buraya da bir grup örelim. Bir, 2 aynı yer ve 3 Evet şimdi 1 2 3 birincisi en son trabzanımıza iki tane grupta aradaki zincirimize şimdi buradaki başlangıçtaki ilk trabzana da bir grup örüyorum toplamda kol altında dört tane grubumuzu yani üç trabzandan oluşan gruplarımız var biliyorsunuz dört tane artışımızı yaptık gövdemizi genişlettik bundan sonraki bölümde araya uygun olan yerlere trabzanlarımızı örüyoruz diğer kol altını da yine 4 tane trabzan grubumuzu yerleştireceğiz şu kısmı bunu da yine birlikte yerleştiririz şimdi normal sıramızı takip ederek örelim sarı rengimizi örerek geldim yine kolumuzun altındaki bölümdeyiz burada en sondaki trabzanımın üzerine batıyorum ve 3 tane yeni trabzan grubunu oluşturuyorum. 3 tane ördüm. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2.ye batıyorum. 3 tane trabzanımı da bu noktaya örüyorum. 2 ve 3. 2 grup ördük bakınız. Tığımın başını doluyorum. 1 2.ye tekrar batıyorum. Bir grupta buraya örüyorum. Toplam değerine de 4 örmüştük eşit olması için ve bakın 1 2 3 en sondakine 2 ortaya ve bu tarafın ilk trabzanına batıp 3 tane trabzanda bu noktaya örüyorum. 4 tane grubumu burada da oluşturdum. 1. 2. 3. 4. Sonra normal örmek için artık herhangi bir farklı işleme ihtiyacımız yok. Yine gördüğümüz üç trabzan arası boşluklarımıza zincirlerimizi çekmeden ilerliyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Başını dolamamız yeterli. Ama eliniz çok sıkıysa e, tabii ki toparlayacak gibi olursa araya birer zincir çekebilirsiniz. Belki benim elimin e, rahat oluşundandır. Bakın hiç zincire ihtiyaç duymuyorum. Eğer toparlayacaksa. Birer birer ara zincirleri de koyabilirsiniz. Başlangıç yerime doğru devam ediyorum. Bundan sonra yeni her rengimizi iki sıra hepsini de ön yüzden örerek ilerleyeceğiz. Sarı rengimi başlattığım noktaya kadar örerek geldim. Her iki yönde de bakın az kol altlarında da artışlarımızı yaptık. Şimdi geçişimizi yapalım. Önce zincirin üzerine batıyorum. Yine zincir çekmeden ilmeğimi kaydırıyorum. İkinci trabzanıma da batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine girip ilmeğimi kaydırıyorum. Ve buradan 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve her iki grubun arasına tığımın başını dolayarak giriyorum. 1 ve 2. Bakın geçişlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın bu şekilde yine her bir aralığa üçer trabzan örerek başlangıç noktasına kadar gelelim. Sarı rengimizi örerek başlangıç noktamıza kadar geldik. Bakınız şuradan başlamıştım. Bütün bölümlerini ördüm. Kol altlarını da yine bakınız aynı şekilde her bir üçerin arasına girdik. Hiç farklı işlem yapmadık. Başlangıç noktasındayız. Bu ikinci sıramız olduğu için Tığımın başını girdiriyorum. İlmeğimi geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra İpimi bu noktadan kesiyorum ve yeni rengimi alıyorum. Yeni rengimde şu şekilde pembemi kullanmak istiyorum, fuşya olanı. Şimdi burada yapacağımız işlem illa ipimizi kestiğimiz yerden başlamamız şart değil. Hatta daha farklı yerden başlayalım ki e, iplerimizin tek katını gizlemesi daha kolay olsun. Şöyle aradan giriyorum kol altımıza yakın mesafeden. Sol tarafa doğru yine yatırıyorum. Bunu bir olarak sayıyorum. 2 3 Aynı yere iki de trabzanımı yapıyorum ve e, ee, bluzumuzun boyu istediğimiz ölçü olana kadar işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Her rengimizi iki sıra iki sıra örüyoruz ve bluzumuz yeterli ölçü olunca yeniden görüşelim. Bakın başlangıcını bitirmesini bütün bölümlerini sizlerde yaptık. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan sizler de güzelce yaparsınız. sona kadar gelip e, üzerine ikinci sırasını ve diğer renklerimi ördükten sonra sizlerle yeniden görüşelim. süveterimi iki sıra iki sıra renklerimi değiştirerek ördüm. hatta kolumun bir tanesinde ördüm. diğer kolumu sizlerle birlikte öreceğim. bu kadar uzunluk yeter. çünkü bel altında kolumuzda uyguladığımız gibi fırfırlı bir bölüm uygulayacağız. O yüzden boyumun uzunluğu yeterli. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. Renk olarak sayıyorum bakınız. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 ve e, buradaki morumuzun bir sırasını da e, birleşme işlemini yaptıktan sonra ördük. 21 sıra ördüm. E, benim öreceğim ölçü için yani şöyle gördüğünüz gibi yeterli bir e, uzunluk ölçüsü oldu. Bir de pembemle alt sırasına geçiş yapacağım. Şimdi Aynı şekilde hiç farklı işlem yapmadan sürekli tekrarlarımızı yaparak ördük. Yanıma birinden başladım. Sonra diğerinden başladım. İplerimi de üst üste yığmadım. Pembe rengimle kolumda uyguladığımız fırfır işlemini etek ucunda da uygulayalım. Bunun için bir tane zincirimizi çekip tığıma düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra herhangi bir yandan ya buradan ya oradan fark etmez. Başlıyorum. Şuradaki boşluğa giriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bunu bir sayıyorum zincirimi. 2 ve 3 ipimi yine sol tarafa yatırıyorum. Buraya aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. Eğer çok fırfırlı isterseniz 4 örün. Ben koluma 4'er 4'er ördüm. 3 tane ördüm ya da arada 3 arada 4 yapabilirsiniz. Sonra buradaki trabzanlarımı da örüyorum trabzanlarımızı örmemiştik bakınız şimdi araya giriyorum bir kısmında 3 bir kısmında 4 olarak çalışabilirsiniz aynı yere bakınız bunda 4 tane ördüm burada 3 örmüştüm burada 4 ördüm ve trabzanların üzerine örüyorum yandakine giriyorum bu sırada ne kadar fırfır istiyorsak yani çok istiyorsak bu sırada artışımızı tamamını 4 olarak da yapabilirsiniz. 4 olarak yapıp trabzanları örebilirsiniz ama normal olsun derseniz birazında 4 birazında 3 dağıtarak ayarlamalar yapabilirsiniz. Evet işlemimizi bu şekilde başlangıç yerine kadar örelim. Şu ipimizi yarım katlı iplerde maalesef bu problem çok olmakta tığımızın ucu girince katlarımızı ayırabilmekteyiz hemen ayırdığımız yerde de düzeltelim ki örgümüz kötü olmasın evet buraya kadar geliyorum Trabzanlarımı, artışlarımı yaparak sona kadar geldim kimi yerde 4 arttım kimi de 3 arttım ve diğer trabzanlarımın üzerine ördüm ve görmüş olduğunuz gibi sıramın başına geldim Burada herhangi bir işlem yapmayacağız. Ne görüyor isek onu öreceğiz. Artık bu sıramızda artışımız olmayacak. Çünkü altta yeteri kadar artışımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen birebir bütün trabzanların başını bir dolayıp iki defa da örüyorum. Ve iki sırada etek ucumuzu tamamlıyoruz etek ucumuzu da tamamladıktan sonra kolumuzu öreriz ve bluzumuz kullanıma hazır hale gelir Evet birebir bütün trabzanlarımı örerek devam ediyorum Etek ucumu tamamladıktan sonra şimdi kolumuzu da tamamlayabiliriz. Kolumuzu da bakın morumuzun bir katıyla yani birinci sırasını örerek bitirmiştik. İkinci sırasında birleşme işlemini yapmıştık. Önce morumuzu iki sıraya tamamlıyoruz. Daha sonra morumuzun altında kullandığımız sarımızı e, yine ikinci renk olarak kullanıyoruz ve iki sıra örüyoruz. Daha sonra da nar çiçeği rengimizi sarımızın üzerine iki sıra örüyoruz ve sonra gördüğünüz gibi son e, pembe ile kenardan fırfırlı bölümünü örerek tamamlıyoruz bu fırfırlı bölümümüzde şu şekilde çalışacağız 1 2 3 4 boşlukları sayıyorum bakınız 5 6 7 şöyle tuttuğumuz zaman şu ördükten sonra 7 tane trabzanımızın üzerinde önce başını dolayıp alıyoruz bu alt kalan bölümleri ise iki sırası kıyın örüyoruz diğer boşluklarımızda 4'er, üçer 4'er dolduruyoruz ne kadar çok fırfır istersek o kadar çok doldurma işlemini yapabiliriz. Yani çok fırfırlı isteyen yani arkadaşlarım 5 de doldurabilir, 6 da doldurabilir. Evet, öncesinde hemen morumuzu bir tamamlayalım. Sarımızı, diğer rengimizi örelim. Bu fırfır kısmına da daha sonra geçelim. Kova altımdan başlıyorum. Şuradan tam ortalayarak giriyorum. Bakın şöyle 1 2 3'tü. Ortadakine giriyorum. Bir tane zincir çekmiştim tığıma. 1. Bunu bir sayıyorum. 2 ve 3 aynı yere ipimi de şöyle yana yatırıp gizlemek için her zaman yaptığımız işlemimizi yapıyorum 3 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum hemen şuradaki bölüm atlıyorum şuraya batıyorum 3 trabzanımı da bu noktaya örüyorum tığımın başında doluyorum, boşluğa giriyorum buradaki çift olarak ördüğümüz artış yaptığımız bölüme girdi ve bu bakınız üçüncü trabzan grubumuz oldu sonrasında yine aynı bu boşluklarımıza üçer üçer örerek başlangıç noktasına doğru ilerleyelim. Bütün kenarlarımı dolanarak geldim. Başladığım yeri hemen yanındayım. Bakınız bir tane boşluğum var. Hemen diğer yanını bile ördüm. 3 tane zincir çekmiştim. Tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve iki sıra morumu bu şekilde tamamlamış oldum. Kolumuzun şöyle görelim. Morumuz iki sıra. Şimdi sarı rengimize başlayacağız. Sarımızda da herhangi bir yerden, şuradan başlayabiliriz. Bütün üçleri, üçlerin arasındaki bölümleri yine trabzanlarımız örelim. Daha sonra diğer rengimizi örelim. En son e, kenar işlemimizle birlikte olalım. Kolumuzdaki iki rengimizi tamamladık. Diğer kolumuzda olduğu gibi pembemizi yapmak için hazırız. Şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane şöyle boşluğu ayırıyorum. Burayı kolumuzun altının sık iğnesi için kullanıyorum. Geçişimizde de 3 tane başını bir defa dolayıp çektiğimiz trabzanımız olacak. Sonrasında şöyle gördüğümüz gibi trabzanlarımızı dörder dörder er boşlukların içerisine örerek ilerleyeceğiz. Şimdi ipime bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve hemen başlıyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman tam 7 olacak da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şuradan başlıyorum. Sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi yana alıyorum. Bir defa başını doluyorum. Batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa Şöyle trabzanın üzerine batıyorum. Başını dolayıp tek seferde çekiyorum. 3 tane başını bir defa dolayıp çektiğimiz trabzanımız var. Şimdi sık iğnelerimizi örerek devam ediyoruz. Hepsine birer sık iğne. Bakınız şuradaki araya da bir tane, 3 tane değil. Hepsine birer birer toplamda 7 ara olana kadar 6 ara olsun 7. de başını bir defa dolayıp çekeceğimiz bölümümüze geçeceğiz. Ara dediğimizden kasıt bakınız şuradaki boşlukları sayıyoruz. Bu birinciydi. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Dördüncüyü ördüm. Dönüyorum. Bu beşinci. Bakınız beşinci ara boşluğumuz. Altıncıyı örüyorum. Evet. Yedinciye başladım bir defa başını doluyorum bir tane örüyorum başını doluyorum iki tane örüyorum başını doluyorum şuraya aynı yere bir tane daha batıyorum Evet bu şekilde üç defa da başını bir defa dolayıp çektiğimiz trabzanlarımız trabzanlarımız oldu şimdi yukarıya doğru başının bir defa dolayıp iki defada çektiğimiz trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz öncesinde trabzanın üzerine örüyorum yanındaki trabzanı örüyorum ve boşluğa geliyorum boşluğa 4 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 ve 4 sonra bakın 4 tane trabzanımı ördüm sonra birer birer örüyorum 1 Bir, ve 2 Diğeri arada kaldığı için onu örmüyoruz. Tepesinde, yani tepesine iki tane trabzanımızı batmamız yeterli. Boşluğa giriyorum, yine dört tane trabzanımı örüyorum. İki, üç ve dört. Ve bu şekilde ara boşluklara dörder dörder trabzanımızı örerek şu kısma kadar gelelim. Artışlarımızı dörder dörder yaparak başlangıç noktamıza kadar geldim. Şimdi ilk başladığım yere giriyorum, tığımın ucunu takıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincir çektikten sonra hepsine sık iğne örüyorum yani bu kısmı aşağıdaki bölümü hepsine sık iğne örerek geçiyorum üst kısmın trabzanlarını ise yine trabzan olarak öreceğiz fakat burada artış falan yapmayacağız birebir ne görüyorsak onu öreceğiz kolumuzun altına yığılma olmasın diye sık iğnelerimizle ördük İkinci sıramızı da bu şekilde geçmekteyiz. Yukarıya doğru geldim. Bakın sık iğnelerimizi birer birer ördük. Şimdi başını bir defa dolayıp tek seferde çektiğim yerleri ördüm. Şimdi trabzanlarıma geçiyorum. Başını bir defa doladım. İki seferde ördüm. Başını bir doladım. İki seferde ördüm. Buradaki trabzanlarımızı hiç atlamadan birer birer hepsini örüyoruz ve başlangıç yerimizde kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. Trabzanlarımızı sona kadar örerek geldim. En son başlangıç yerimizdeyiz. Başlangıç yerimize tığımızın ucunu girdirip ilmeğimi çekiyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi keserek bluzumuzu tamamlamış oluyoruz. Böyle kestiğimiz ipi de iç kısma doğru alıp gizliyoruz. Bluzumuzun kollarını da tamamladıktan sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Sizinle birlikte aşama aşama örerek sona kadar geldik. Hepinizin ellerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.